Poğaçamız için gerekli malzemelerimiz şöyle bir paket margarinimiz var. 2 adet yumurtam var. Sarısını ayırdım. Akını içine, hamurun içine koyacağım. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı şekerim var. Toz şekerim. Şöyle 1 çay kaşığı mahlebim var. Tuz. O da hemen hemen 2 çay kaşığı. Mayam var. Bir paket kuru maya kullandım ben. Sizler tabii ki de yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı ılındırmış olduğum sütüm var. Aldığı kadar da unumuz var. Unun bir ölçüsünü vermiyorum gene. Neden? Çünkü herkesin unu farklıdır. Kalitesine göre unun azlığı veya çokluğu kendinize kalmış bir şey. Onu zaten yoğurdukça, elimize şekil aldıkça kendimiz ayarlarız. O yüzden bu şekilde de un koydum. Evet, şimdi de yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimin hepsini yoğurma kabıma koyacağım. Önce sıvı malzemelerimi koyacağım. Margarini, sıvı yağını. Şöyle mayamı bırakacağım. Sütümü ekliyorum. Hemen şekerimi koydum. Yumurta akını. Mahlebi de koydum. Şimdi bu sıvı olan malzemelerin hepsini margarin olduğu için bu şekilde karıştıracağım. Güzelce homojen haline getireceğim. Hepsi eşit şekilde karışsın diye. Evet, karıştı. Şimdi unumuzdan koyacağım. Şöyle unumuzun bir bardak kadarını hamurumuza ekleyeceğim. Siz de böyle yapın. Fazla değil, bir bardak kadarını ekleyip güzelce karışmasını sağlayın. Bu şekilde. Bu şekilde bir 10 dakika, 15 dakika arkadaşlar ön mayası yapın. Poğaçamız için gerçekten önemli bir püf noktası. Ön mayasını yaptıktan sonra kalan unumuzu ekleyip yoğurup tekrar mayalandırmaya bırakacağım. Şimdi ben üzerini kapatacağım. 15 dakika ön mayasını bekleyeceğim. Evet, 15 dakika beklettiğim hamurumuzu gördüğünüz gibi göz göz olmuş. Maya, ön mayası olmuş. Şimdi kalan unumuzu eklemeye başlıyorum. Bu esnada tuzumuzu da ekliyorum. Gördüğünüz gibi ön mayası çok güzel olmuş. Bu bir püf noktasıdır arkadaşlar. Hamurumuz daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bir de
Mutlaka poğaçalarınızda, keklerinizde birinci un kullanın arkadaşlar. Beyaz un. Öbür unlardan kullanırsanız istediğiniz sonucu, görüntüyü almazsınız. Yavaş yavaş unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğim. Böyle elimize yapışmayacak. Yumuşacık bir hamur olacak ki poğaçalarımız veya açmalarımız harika olsun. Muhtemelen benim unum yeterli. Güzelce yoğurup mayası gelsin diye tekrar ağzını kapatıp koyacağım. Hamurumuz tam istediğim kıvamı aldı. Şöyle de göstereyim. Ele yapışmıyor. Şöyle bir 2-3 dakika daha yoğuracağım. Şekilde mayalanması için ağzını güzelce kapatıp bekleyeceğiz. Şöyle bir yarım saat kadar falan beklesek yeterli. Evet, çabuk mayasının gelmesini istiyorsanız da şöyle bir sofra bezine falan sarabilirsiniz. Ben de üzerini kapatacağım zaten şimdi. Az sonra görüşürüz. Hamurumuzun mayası geldi. Yaklaşık yarım saat. Şöyle havasını alıyorum hamurumuzun. Çok da güzel mayalanmış. Evet, hamurumuzun mayasını da aldım. Böyle havasını aldım. Mayasını aldım demişim, pardon. Şimdi peynir içi hazırladım. Maydanozla peynirim var. Çocuklarım seviyor diye sosis hazırladım. Onların yiyeceği şekilde. Şimdi şekillendireceğim. Şöyle küçük bir beze aldım elime. Bunu şöyle yuvarlak olacak şekilde açtım. Evet. Şimdi değişik bir şekil yapmak istiyorum. Yuvarlak açtıktan sonra hamurumu bu şekilde kestim. Şöyle peynirimi koyuyorum. Pişince çok güzel bir şekil oluyor arkadaşlar. Şöyle yaptım hemen. Elimle bu şekilde hemen yaptım. Bu şekilde de yağlı kağıt serdim, tepsime hemen şöyle bir beze tekrar alıyorum. Pardon, hızlı yapacağım diye.
şekilde yuvarlattım. Hamur açtım. Şöyle hamurumu kesiyorum gene. Pişinceki şeklini siz de göreceksiniz zaten. Muazzam oluyor. Hem de farklı oluyor. Evet. Bu şekilde poğaçalarımın hepsini hazırlayacağım. Hemen basit zaten. Kapatıyoruz üstünü. Daha sonra rulo yapıp şu şekil bırakıyorum. Ben bu tepsinizi bu şekilde hazırlayacağım. Öbür tepsimizi size tekrardan şekil göstereceğim. Değişik şekillerde poğaçalarımız olsun istiyorum. Evet, sizler de yapın. Az sonra görüşürüz. Şimdi de böyle eski tür poğaça şekli vereceğim birazına da. Hemen şöyle kapattım. Avucumuzun içinde şekillendirip bu şekilde, illa peynir olmasına şart değil, zeytinli de yapabilirsiniz, patatesli de yapabilirsiniz, kıymalı da yapabilirsiniz poğaçalarımızı. Ben birazını da bu şekilde size göstereyim, boş yapmak istiyorum. Şöyle elimizle çevirdim. Şu şekilde poğaçamıza düğüm. Bu şekilde. Hani çocuklarımızın bazıları boş seviyor. Hani içinde bir şey olmasını istiyorlar. Şöyle elimde hemen şöyle düğüm attım. Bu şekilde. Birkaç tanesini de böyle boş yapmak istiyorum. Hemen elimde yapıyorum. Bu şekilde şu içinden geçiriyorum. Düğüm oluyor. Şekil şekil istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Düğüm atıyorum. Bu şekilde. Piştiği zaman da gerçekten çok güzel duruyor. Birazını da sosisli yapacağım. Hemen şöyle. Sosumu koydum. Hatta şöyle bir parça daha koyayım. Kapattım. Bunlar da bu şekilde sosislerimiz olsun. Çocuklarımızın seveceği şekilde. Fazla gelirse derin dondurucunuza atın. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Hemen mikrodalgada veya normal fırınınızda ısıtın. Gerçekten hazır olur. Kahvaltılarınızda, akşam çay saatlerinizde, misafirlerinizde çok pratik
şekilde parçalarımız hazır olur. Evet, ben bu şekilde hamurum bitene kadar devam edeyim. Daha sonra görüşürüz. Poğaçalarımızı yaptım, şekillendirdim. Yumurta sarımızı da süreceğiz. Bu şekilde. Burası sosisli oldu. Hamur olduktan sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu şekilde hepsini süreceğim. Daha sonra dilerseniz üstüne çörek otu, susam, dilediğinizden sürüp fırına atabilirsiniz. Fırına da 250 derecede atacağız. Evet, ben hepsini süreyim. Daha sonra görüşürüz. Evet, poğaçalarımız hazır. Kimisine çörek otu, susam serptim. Kimisini boş bıraktım. Bu şekilde fırınımızın içine atacağım. Vaktiniz varsa bir 10 dakika tepsi mayası. O da vaktiniz varsa, yoksa tabii ki de hemen pişirmeye koyabilirsiniz. Evet, piştikten sonra da görüşürüz. Evet, fırından çıktı poğaçalarımız sıcak sıcak. Şöyle dumanı üstünde. Hemen bir çekeyim istedim. Evet. Gördüğünüz gibi pişince de harika bir görüntüsü oldu. Dedim ya, istediğinizi koyabilirsiniz içine. Patates, sosis, zeytin, peynir. Boş. Benim bunlar boş. Diğer kalanları zaten videomda da izlemiştiniz. Bunlar sosislerimiz. Peynirlerimiz. Evet, bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere asla bayatlamayan, uzun zaman kalabilen açma poğaça tarifi vereceğim. Evet, poğaçalarım bu şekilde. Gördüğünüz gibi fırından çıktı sıcak sıcak şöyle. Şimdi bunun yapılışına geçeceğim, tarifini vereceğim. Hatta şöyle poğaçamın dokusunu göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi harika. Tadı da inanın nefis. Böyle yerken kendinizden geçeceksiniz. Kokusu zaten demeye bile gerek yok. Yaptığınız zaman sizler de anlayacaksınız. Bu şekilde. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz çok çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Yeni çekeceğim videolardan da hemen haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, o zaman malzememize geçelim.